Büyük bir coşku içinde bayrama hazırlanan değerli vatandaşlarım. Gönül coğrafyamızda Türkiye aşkıyla, Türkiye muhabbetiyle yaşayan değerli tarihtaşlarım, yurt dışındaki vatandaşlarımız, değerli kardeşlerim. Her şeyden önce mübarek Ramazan sonrasında mübarek bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, büyüklerimize bayram sevinci içinde nice günler temenni ediyorum. Allah Ramazanımızı ve bayramımızı hayırlı vesilelere kılsın ve kardeşliğimizi daim eylesin. Eskilerin güzel bir sözü vardı. Hayırlar fetola, şerler defola. Ramazan hayırları fethetme ayıdır. Bayram fethedilen hayırların kutlandığı aydır. Ramazan şerleri def etme ayıdır. Şerlere karşı, baskılara, zulümlere, açlıklara maruz olmuş kişilerin kardeşlerimizin halet ruhiyesini anlama, empati yapmayıdır. Bir ay boyunca bir muhasebe yaptık. Ramazan aslında üç aylarla birlikte başlayan bir manevi iklimi hep beraber girdik. Recep, Şaban, Ramazan ve bir aylık Ramazan boyunca da muhasebemizle kendimizi, nefsimizi hesaba çektik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı, nasıl bir dünya kurmamız gerektiğini hep birlikte tefekkür ettik çok acılı şartlarda yaşayan kardeşlerimizin acılarını anlamaya çalıştık. Yiyecek ekmeği olmayanların, içecek suyu olmayanların hallerini orucumuz ile anlamaya çalıştık. Her iftarda bir buluşma vardı. Nimet ile bedenin buluşması kadar ruhların buluşması da. Şöyle etrafımıza bir bakınız. Türkiye'de bir ay içinde coşkuyla Ramazan iftarlı sofralarına otururken, çevre komşu ülkelerde Suriye'de iç çatışmalar sebebiyle, Irak'ta kardeş kavgaları sebebiyle, Yunanistan'da ekonomik krizler sebebiyle, bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip olmayan birçok çevre ve dost ülke vatandaşlarının, insanların, komşularımızın hallerini bir kez daha düşünme imkanı verdi Ramazan. Ramazan bize paylaşma imkanı verdi. Eminim birçoğunuz şimdiye kadar fitrelerinizi ödediniz, zekatlarınızı hesap ettiniz. Fakirleri sevindirdiniz. Sofralarınızı açtınız. Gönüllerini açtınız. Buradan ülkemin bütün köşesinde, her köşesindeki fitre veren, zekat veren, fakirlere, muhtaçlara yardım eli uzatan vatandaşlarıma, kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Onların yardımları sadece bir insanın diğer insana yardımı değil, bir milletin ortak dayanışma ruhudur. Bir toplumun bir arada kalmasını sağlayan en temel dayanak noktalarından biri bu dayanışma ruhudur. Depremler gördük biz, savaşlar gördük, acılar gördük. Bu millet büyük sınavlardan, büyük imtihanlardan geçtiği dayanışma ruhuyla, bilinciyle ayakta kaldı. İşte Ramazan boyunca da, gün boyu herhangi bir şey yemememiz, bazı ihtiyaçlarımızdan kendimizi uzak tutmamız aslında sıradan bir mahrumiyet yolculuğu değildi başkalarının hallerini tefekkür etmek ve aynı zamanda derinleşme yolculuğuydu. Şimdi bayrama kavuşuyoruz. Ramazan'daki tefekkürümüzün, yaptığımız ibadetlerin semerelerini görme günüdür bayramlar. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlarımız hep güzel günlerin, güzel olayların habercisi olsun diliyorum. Buradan yaşlılarımıza hitap etmek istiyorum. Yarın, belki bugün Arife günü yoğunlukta birçok yakınlarınız gelemeyebilir ama yarın eminim torunlarınız, çocuklarınızla çok şen günler yaşayacaksınız. Allah size uzun ömür ve sağlıklı ömürler versin. Özellikle Darülcez'e başta olmak üzere değişik e, huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın tek tek ellerini öpüyorum. Onları ziyaret bizim boynumuzun borcudur. Gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Sadece kendi annelerinizi, babalarınızı, dedelerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi değil, Çevrenizdeki bütün yaşlıların ellerini öpün. Bana bir selam veren olmayacak mı diyen kim varsa gidin ona selam verin. Onları ziyaret edin. Onların tecrübelerinden alınlarındaki kırışıklarda birikmiş o derin yorgunluktan ders almaya çalışın. Ve bilin ki eğer o yaşlılarımızın yaptığı fedakarlıklar olmasaydı bizler bugün özgür bir Türkiye'de huzur ve başı dik bir şekilde yaşıyor olamayabilirdik. Eğer onların sabırla, sebatla, alın teriyle ürettiği bir Türkiye olmamış olsaydı, belki bir gün biz başka ülkelerdeki ekonomik krizler gibi krizlerle karşı karşıya kalabilirdik. Bu topraklara alın terini döken her emekçimizin, bu topraklara ruhunu, aşkını veren her sanatçımızın, bu topraklar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır Mehmetçiklerimizin bu topraklarda kendisini geleceğe hazırlayan bütün gençlerimizin bayramını kutluyorum. Değerli vatandaşlarım, bayramı bir vesile olarak görüp, gelin hep beraber selamlaşalım ve helalleşelim. Selamlaşalım, komşularımızla selamlaşalım. Yolda gördüklerimizle selamlaşalım. Küs olduklarımızla selamlaşalım. Varsa farklı düşünceler taşıyanlar, özellikle onlarla selamlaşalım. Selamlaşan iki insan birbirine barış temennisinde bulunur, huzur temennisinde bulunur. Bugün ülkemizin her bir köşesinde yaşayan 78 milyonun kardeşimiz birbirine selam verdiği zaman, bu milletin fertleri arasına ihtilaf, fitne, çatışma giremeyecektir. Hakkıyla ve hakkını vererek selamlaşalım. Hakkıyla ve hakkını vererek helalleşelim. Herkesin insan onuru içinde yaşadığı güzel bir ülkenin vatandaşları olarak varsa hukuklarımız, hep beraber bunları birbirimize helal edelim. Türkiye'de tekrar çatışma ortamı gerçekleştirmek isteyenler, kardeşle kardeş arasında itiraf sokmak isteyenlere karşı selamlaşılmayla, helalleşmeyle bütün bir milleti kenetleyelim. Bu Ramazan bayramı özellikle önemli. Çünkü çevremizdeki bu ateş çemberinin içinde Türkiye'nin bütün bu ateş çemberinden sağ salim, güçlü bir ülke olarak çıkabilmesi için vatandaşlarımızın, sizlerin birbirleriyle kenetlenmeleri lazım. Ailemizi bütün kılalım. Aile içinde şiddete izin vermeyelim. Bayram bilinciyle bütün kadınlarımıza sadece muhabbetle, sadece şefkatle, sadece insan onuru içinde bakalım. Komşularımızla ilişkileri tanzim edelim. Şehrimizi hep beraber daha da güzelleştirelim. Köylerimizi kasabalarımıza sahip çıkalım. Ve bütün bir ülkeye sahip çıkalım. Emin olunuz, Bizler hep beraber bu bayrama yürürken devlet adamı olarak hepimiz bu sorumluluğu da hissederek Türkiye'ye güzel bir gelecek hazırlamanın çabası içindeyiz. 7 Haziran seçimlerini barış ortamı içinde yapmış olmanın gururunu taşıyoruz. Şimdi onun gereğini yaparak inşallah ülkemizde ülkemizi 2023'e taşıyacak güçlü bir hükümeti oluşturmanın çabası içindeyiz. Sizler bayramınızı müsterih bir şekilde ve mutlu bir şekilde kutlayın. Ülkenize güvenin. Bu ülkenin potansiyeline, bu ülkenin dayandığı değerlere güvenin. Ama en önemlisi kendinize güvenin ve sizinle birlikte yürüyen bütün kardeşlerimize tam bir güven hissi içinde olun. Yurt dışındaki, Orta Asya'daki, Balkanlardaki, Orta Doğu'daki, Afrika'daki kardeşlerime de sesleniyorum. Türkiye'ye güven duysunlar. Türkiye'de onlar için yürekleri çarpan, 78 milyon var. Yükselen bir ülke olarak Türkiye'nin vatandaşları olma onurunu hep beraber yaşayalım. Allah nice bayramlara bizi eriştirsin ki o bayramlar sadece bizlerin değil bütün insanlığın gerçek anlamda barış huzur içinde yaşadığı bayramlar olsun. Nice Ramazanlarda inşallah beraber olalım. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi bu topraklarda Ramazanlar büyük bir manevi derinlik içinde bayramlar büyük bir muhabbet coşkusu içinde kutlanacak. Allah muhabbetimizi, huzurumuzu daim eylesin. Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza huzurlu bir gelecek duasında niyazında bulunuyorum. Allah'a emanet olun.